Efendim herkese yeniden merhaba. Günlerdir tartışılan bir ekonomi figürü, bir ekonomi portresi üzerinden gideceğim. Ve bunu da özellikle Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanı'nın yeni kabinesini açıklamadan önce yaptığım bir videoyla gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü bu memleketin ekonomisi gençler ne zaman altından kalkılamaz halde kilitlenirse aynı senaryolar 20 yıl arayla da olsa, 30 yıl arayla da olsa mutlaka tekrarlanır. Nedir bu senaryo? Gelir gelir memleket, önce bir bereket, bir hava, bir şey 1960 ile 71 arasında oldu, 1983 ile 88 arasında oldu, Özal ve Süleyman Demirel dönemleri, sonra tabii Erdoğan döneminde de yaşadık benzer ferahlama yıllarını. Fakat ülkenin bir türlü yapısal olarak oturtulamamış ekonomi politikaları nedeniyle ne yaparsanız yapın, altyapı çalışmaları da yapsanız, üst yapı çalışmaları da yapsanız, ne yaparsanız yapın, sonuç itibariyle sistem gelir bir noktada tıkanır. İşte o sistemin tıkandığı dakikada şöyle bir kurtarıcı senaryosu devreye girer. Kurtarıcı senaryosu. Nedir kurtarıcı senaryosu? Arkadaş fena tıkandık, biri gelsin bu işi açsın. Bu senaryo. Senaryo böyle çalışır. Nedir o? Mesela ben gençliğimde hatırlıyorum. O sırada 16-17 yaşındaydık. Atilla Karaosmanoğlu geldi. Yurt dışından transfer. Atilla Karaosmanoğlu Dünya Bankası'nda çalışıyordu o sırada. Gerçekten. Ve 71 yılında darbe olmuştu. Postmodern bir darbe daha yaşamıştık. Demirel'in şapkayı alıp gitti denildiği bir darbedir. O darbeden hemen sonra Nihat Erim hükümeti kurulmuştu. Nihat Erim de baktı ki ülke ekonomisi batmış. Askerlerde pek bir hareket yok. Baktı olacak gibi değil. Atilla Karaosmanoğlu'nu çağırdı 71 yılında Dünya Bankası'ndaki görevinde. Siyasal bilgiler mezunudur Atilla Bey rahmetli. 2013 yılında vefat etti. 1932 doğumluydu zaten. Sonra işte New York Üniversitesi'nde, Harvard Üniversitesi'nde eğitim görevlisi olarak çalışmış daha doğrusu. Sonra işte Dünya Bankası müktesebatı ve Dünya Bankası'nda da tam yükselen, parlayan bir yıldız olduğu dönemde Türkiye'ye çağrıldı. Gel memleket elden gidiyor diye. Geldi. Nihat Erim'in başbakan yardımcısı olarak falan güzel işler yapmaya hazırlandı. Fakat Türkiye'de siyasetin şöyle bir sorunu vardır. Açık konuşayım. Seçimle de gelse, askerle de gelse işin başındaki siyasetçi hızlı ve çabuk sonuç alacak işler yapılmasını talep eder. O yüzden de yapısal değişiklikleri şunları bunları yapamazsanız sonuç itibariyle başladığınız noktaya geri dönmeniz kaçınılmaz olur. Bu çerçevede Atilla Karaosmanoğlu 72 yılında başbakan yardımcılığından istifa etti. Dedi ki ben yapamıyorum. Yani buradaki bürokrasi, bu siyaset, buradaki yapılanmış olan sistem, iş çevrelerinin tutumu nedeniyle ben burada gereken yapısal reformları gerçekleştiremiyorum. Kusura bakmayın dedi. Yapamadı. ODTÜ'ye müracaat etti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne. Hazır gelmişiz, bari memlekete adam yetiştirelim diye. Solcudur ODTÜ. Nihat Erim kabinesinden, Dünya Bankası'ndan gelmiş bir ekonomiste yer vermediler ve adam tekrar çıktı gitti. Nereye? Dünya Bankası'na. Bir daha da gelmedi. Yani gitti tamamen. Ve orada Çin ve Hindistan'ın ekonomik yapılanmalarını yaptı. Şu anda dünyadaki en büyük büyüyen iki dev ekonominin başlangıç noktasında Atilla Karaosmanoğlu vardır. Bizim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin öğretmenlik veya hocalık imkanı tanımadığı adam bunu yaptı. Özellikle Çin'i bugünkü Çin noktasına getiren reformların başlangıcındaki Çin lideri Zhao Ziyang, Atilla Karaosmanoğlu'nu sağ tarafına oturttu, bir daha hiç kaldırmadı. Düşünsenize Atilla Karaosmanoğlu, Türkiye'de program ve planlama yapamamış adam,
Çin'in Devlet Reform Komisyonu'nun üyesi oldu. Bugünkü Çin'in temelini Atilla Karaosmanoğlu ve onun gibi iktisattan, yani bir komünist rejimin içinden çıkarıp rekabetçi sisteme yönelten Atilla Karaosmanoğlu oldu. Yani böyle bir dünyadır bu. Böyle bir dünyadır. Ve sonuç itibariyle Allah rahmet eylesin 2013 yılında Türkiye'de kıymeti bilinememiş bir takım adamlar arasında kayboldu gitti. Ama tabii dünya onu, Çin özellikle, ayrı anıyor. Şimdi yine 2001 yılına geldiğimizde, yani bu olaydan 30 yıl sonra bir meşhur 2001 ekonomik krizi, anayasa kitapçıkları, Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz, inanılmaz günler. Açın bakın, uzun uzun anlatmayayım. O dönemde TÜSİAD, yani büyük sermaye grupları, Koç falan ve tabii Aydın Doğan, Dinç Bilgin, hani büyük medya grupları yine ayağa kalktılar. Bir kurtarıcıya ihtiyaç var, bu ülke batıyor diye. Öyle böyle derken yine Dünya Bankası'ndan, ama bu kez Dünya Bankası Başkan Yardımcısı sıfatıyla Kemal Derviş geldi. Kemal Derviş de okumuş yazmış bir adamdır. Yani şöyle okumuş yazmış bir adamdır. Okuduğunu yazdığını küresel sistem içinde uygulama şansları bulmuş bir adamdır. Mesela Dünya Bankası Başkan Yardımcısı olarak komünist sistemden veya savaştan kurtulmuş çıkmış 3 ülkeyi düzenlemiştir. Mesela Arnavutluk, Macaristan ve Bosna Hersek'in günümüz dünya ekonomisini, entegrasyonunu bize geldiği zaman yapmış adamdı 2001 yılında. Böyle bir karakterdi. Geldi burada, sonra 2001'de ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldu, müsteşar da oldu hazineye. Sonra 2002'de dönemin Ecevit'in ortağı Devlet Bahçeli ile ve MHP'nin o günkü Ulaştırma Bakanı, şu anda adını tam hatırlayamıyorum, onunla falan özelleştirme konusunda bir kavgalar oldu. Adam 2002 yılında bıraktı bu işleri. Sonra işte siyasete atılma gibi aptalca bir iş yaptı rahmetli. 2023 Mayıs'ta yeni kaybettik. Ondan sonra işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili baktı ki olacak gibi değil. O da çıktı gitti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı oldu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve onun yardımcısından sonraki dünyadaki, yani Birleşmiş Milletler'deki üçüncü makamdır. Yani öyle böyle bir makam değildir. Bütün bu arada da Kemal Derviş'in en büyük özelliği kanunları yeniledi. Finans sistemimizi oturttu yerine. 15 günde 15 yasa çıkarttı. Gayet iyi hatırlıyorum. Yani 2002 yılı itibariyle iş başına gelen Erdoğan kabinesi, önce Abdullah Gül, sonra Erdoğan kabinesi ve o kabinenin ekonomiden sorumlu iki ismi Mehmet Şimşek ve Ali Babacan, esas olarak Kemal Derviş'in hazırlamış olduğu bir programı devreye soktular. Ve onunla başarılı oldular. Yani Kemal Derviş çok eleştirilmiştir bu memlekette falan, ama sonuç itibariyle özellikle bugün bütün yanlış rüzgarlara, bütün ters rüzgarlara rağmen Türk finans sistemi ve bankacılık sektörünün 90'lı yılların tam tersine, çünkü 90'lı yıllarda yani ne olduğu belli olmayan bir tefecilik sistemi gibi bir sistemdi bankacılığımız ve hatta dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush ile Alman Başbakan Gerhard Schröder'in Beyaz Saray'da Türk ekonomisi ağırlıklı bir toplantı yapacak kadar önemli bir çöküş yaşadığımız bir dönemdi. Ve zaten 2001 krizi de biri Amerikan, biri Alman, iki yabancı bankanın tetiklemesiyle doğmuş ve küresel sistem tarafından Kemal Derviş Türkiye'ye gönderilmiştir. Bu da böyle bir öyküydü. Şimdi Mehmet Şimşek'ten bahsediliyor. Lafa gelelim. Mehmet Şimşek Maliye Bakanı olarak değerli işler yaptı. Türkiye'de denk bütçe uygulamalarını ve vergi kaçakçılığını önleme metodolojisinin, ayrıca vergi sisteminde vergi dairesi müdürlerinin
her an kötüye kullanılabilecek yetkilerinin dijital formata dönüştürülmesinin falan çok önemli işlerini yaptı, başardı da. Yani Türkiye'de maliye eğer bugün günümüz şartları içinde doğru düzgün çalışıyorsa bu biraz da Mehmet Şimşek'in kararlı politikaları sonucundadır. Peki Mehmet Şimşek bir yeni Kemal Derviş midir veya yeni bir Atilla Karaosmanoğlu mudur? Değildir. Niye? Çünkü onlar küresel ekonominin içinden uygulamalarıyla gelen iki karakterdi. Daha çok yapılandırmaya, reforma dönük yüzleri olan bir karakterlerdi. Mehmet Şimşek şu anda Londra, Dubai, Doha hattında yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İngiltere sermaye çevreleri arasında mekik okuyan ve buradan çok iyi paralar kazandığı ifade edilen bir profesyonel. Yani Mehmet Şimşek esasında 9 ay için tam Erdoğan'ın beklediği adam. Ama bu bir Kemal Derviş veya Atilla Karaosmanoğlu diyeyim. Niye? Çünkü sıcak parayı getirecek. Sıcak parayı getirecek, piyasayı rahatlatacak ve o çerçevede de baktığınız zaman başarılı olacak, ekonomi toparlandı diyeceğiz ve memleket yerel seçime gidecek. Yerel seçime kadar hiçbir siyasetçi, Erdoğan dahil, reformcu ekonomi politikaları izleyemez bu ülkede. Böyle bir durum yok. O yüzden bence Mehmet Şimşek gelebilir. Ama bu bir Kemal Derviş veya Atilla Karaosmanoğlu gelişi değildir. Benim anladığım kadarıyla Yıldırım Demirören duruma vakıf. Hürriyet'in manşeti piyasada Şimşek etkisi bugün. Yani borsa yükselmiş, işte kredi risk primi gerilemiş, adı bile yetti tarzında bir haber hazırlamış Hürriyet. Hürriyet bunu durup dururken hazırlamaz. Yani bunu bilerek hazırlar ve desteklediği için hazırlar. Bu çerçevede baktığınız zaman benim gördüğüm kadarıyla Mehmet Şimşek'in gelmemesi sürpriz olabilir. Geldiği takdirde de yapacağı iş bellidir. Bu yüzden de Şimşek'in hızla bir faiz artırımı noktasına doğru yürüyeceği kabul edilebilir bir gerçek olmalıdır. Çünkü faizlerini arttırmamış bir ülke olarak Türkiye'nin bugünkü ekonomik yapısıyla yurt dışından sıcak parayı çekmesi gerçekten ekonominin de değerlendirmeleri açısından imkansız görünüyor. Eğer gelmediyse de inanın bana bundan dolayı gelmemiştir. Çünkü Erdoğan da kararlılık bir politikacı. Başlamış olduğu bu faiz indirme çalışmalarını sıcak para bulacağım diye acaba değiştirir mi? O da ayrı bir soru işaretidir. Ama hep beraber ekonominin üzerinde siyasilerin dans ettiği bir döneme doğru giriyoruz. Hadi bakalım.